Merhaba David, değerli katılımcılar. Size kısaca postür istihbaratından bahsedeceğim. Postür istihbaratımız, ana tedavisi, bizim antiyörgün daha zor. Çünkü kanda kullanmış olduğumuz direkt rakibimizin koluna yalıtabiliyor. O yüzden olan olarak da %2 dolar arasında görülmesi de var. Tüm onun sütleri içerisinde. Eski yayınlarımız olanlar %2 diye çıkıyor. Yeni son olarak yayınlarımız %10 olarak çıkıyor. Bu da son süreçlerinin konu hakkındaki, omuz hakkındaki bilgilerimizin her gün geliştiğini ve bu konuya daha çok dikkat ettiğimizi aslında gösteriyor zaten. Daha çok temas sporlarında olan akut travmalarda, ne gibi işte Amerika'da Amerika futbolu gibi veya rugby gibi düşmeli temas sporlarında daha çok gözüküyor. Onun dışında başüstü aktivite sporları, burada işte kronik mikrotravmalara bağlı voleybol, tenis gibi sporlarda gözükebiliyor. İlk pozisyonumuz çıkıp 1839'da tanımlanmış bir epilepsi nöbeti sonrası olan bir vakada tanımlanmış olarak. Omuz eklemine bakarsak en az stabilitesi olan ekler baş dönemeyi doğranı 3 gibi. Ama etrafındaki bağlar, paslar ve dokuların uyum içerisinde çalışmasıyla beraber 360 derece hareketlerinden eklem yerine stabil olarak kalabiliyor. Ve posterior eksene bakacak olursak posterior korpus kapsül, inferior dönemi ve bağlı posterior bandı, posterior labrum, inferior spiratus, supraspinatus ve supraspinatus posterior stabiliteyi sağlayan çeşitli yapılar. Az önce bahsettiğim gibi mayok travma sonucu temas sporlarında akut çıkık gözüküyor. Kronik çıktılar ise 3 hafta uzun süre çıktıklarını kronik olarak adlandırıyoruz. Yine başka spor, tenis gibi sporlarda da mikro travmalara bağlı posterior labrum veya kapsülün esnekliğinin artması, gelişmesine bağlı posterior çıktılar gözükebiliyor. Travmatik olanlarda ters span kalp lezyonu, his aks lezyonu, aynı antrenör çıktılarda olduğu gibi görebiliyoruz. Antrenör ve diğer antrenör başının infarksiyon kırığı şeklinde görüyoruz. Antrenör görüntüsünün tersi olarak. Yine kronik kırığı, kapsülabral kompleksin yaralanması ve doktor manşetin yaralanması gözükebiliyor. Travmatik olmayan nedenlerse kinematik kok tersi. Bu daha çok bilateral olabiliyor. Konjektör olarak olabiliyor. Minus başının kompleksin sıfırına eşlik edebiliyor. Yine krokoidler ve pilavitlerinde şekil bozukluklar oluyor bunlar beraber gözükebilen. Çok spesifik bir tedavisi yok. Belki gördüğünüz patolojiye yönelik olarak tedavi edebiliyoruz. Yine 60 gülüneyde retroversiyon da bizi posterior omuz çıkığı konusunda düşündürebiliyor. İşte retroversiyonun 7 derece, 10 derece üstünde olması buna eğilim kazandırabiliyor. Yine yapılan çalışmalarda posterior instabilite olan hastalarda retroversiyonun yüksek olduğu görülmüş. Peki nasıl bir travma? Genellikle rugby oyuncularında, rugby futbol oyuncularında top koldayken yere düşme sonucu, kol fleksiyonda, iç rotasyonda, abdüksiyondayken bir sinyal kuvveti uygulanmasıyla beraber posterior doğru omuz çıkıyor gerçekleşebiliyor. Az önce bahsettim, aşırı kullanım, başvurdu yapılan darbeler, hareketlerle beraber görebiliriz. Ve laksistlerinde olan hastalarda pozisyon omuz çıkıyor görülebiliyor ki bunun aslında az önce Ulan'ın bahsettiği gibi antrenörü de değerlendirilmesi lazım. Sadece pozisyon çıkıyor olmayabilir, antrenör çıkıyor da önemli olabilir. Fizik muayenede iki tane önemli test var. Bunlardan bir tanesi kim testi, bir tanesi hücre testi. Aslında baktığınızda ikisi testi ürünü tamamlayan testler. İkisinde de kol bir tanesinin fleksiyon, ikisinde abdüksiyon bir şekilde, oksijen abdüksiyondayken aksiyel kuvvet uygulanarak da kolun biraz daha abdüksiyonu zorlamasıyla beraber posteriorda hastanın çıkma endişesi olması, ağrısının olması testi pozitif buluyor. Onun için de aynı şekilde omuz sabitlenerek de bu kadar posterior doğru uyguladığımız kuvvetle beraber posterior çekmece testiyle beraber yine değerlendirme yapılabiliyor. Görüntüleme, X-ray görüntüleme, grafikler bizi biraz kolu yanıltabiliyor. Çünkü normal bir ön arka omuz grafisi gibi değerlendirilebilir ve bu sayede ağrıcılarda
bırakın acil uzmanları beslenen için otobüs uzmanları tarafından bize kaç yılından gözden kaçmak ihtimali var. Onun için direktör bize Hümeyüz Paşa'nın hipoplezilerini veya herhangi bir tefekkür var, kırık var mı bunları göstermede faydası olabiliyor. Yine gördüğünüz gibi BT anatomi veya patoloji konserleri video verebiliyor. Kemik doku kaybı veya fiks aksesörü konserleri bize bilgi verebiliyor. MR'da damla patolojiler konusunda ve yumuşak doku patolojileri konusunda kesinlikle pozisyon oluşturmak konusunda bize birbirine yardım veriyor. Genel olarak konu serbest tedavi tercih ediyoruz. Hatta ilk aşamada aktivite kısıtlaması, sonra fizik tedavi. Uyguladığımız fizik tedavi ile beraber dış rotatoruna yönelik rehabilitasyon ediyoruz. Bu da enfrasit kapsül güçlenmesiyle beraber omuz sıkıntını engelleyebiliyoruz veya azaltabiliyoruz diye. Anterior omuz sıkıntılarına göre sonuçları çok daha iyi. Bu özellikle ameliyat sonrası rehabilitasyon uyumsuz olduğunu düşünüyoruz hastalara. Kontrolsüz ve klinik sürprizi geçen hastalara da daha uygun tedavi olduğu düşünülüyor. Adete gelen hastalara eğer 3 hafta geçmediyse ve etkilen omuz başı 120'nin altındaysa genel sizi altında iç rotasyon enfeksiyonu ve kentrasyon uygulanır. Tümör başı ön arkaya doğru iterek tümör traksiyon uygulandığı zaman retüsyon hareketiyle beraber yerine mutlaka getirmek lazım. Peki kime tedavi tedavi uyguluyoruz? En az 6 ay konservatif tedavi görmüş ve buna rağmen hala omuz çıkığı olan hastalar. İstabil ve yükledilmeyen akut çıkıklığı olan hastalar. Hümeyüz başında %25'ten fazla kırık olan kemik bankart lezyonu, ters kemik sarks lezyonu olan hastalar, anatomik bozukluğu olan hastalar ve yumuşak doku anomalileri olan hastalar cerrahi tedavi uygulanabiliyor. Yumuşak doku yer yönelik ters bankartlar aslında tamamen bunlar anatomiyodaki uyguladığımız tedavileri diğer bir ayna görüntüsü gibi düşünebiliriz aslında. Ters bankart tamiri, artroskopik kapsüler filtrasyon gibi yumuşak doku ameliyatları yapabildiğimiz gibi kemik dokuya yönelik de osteoklinik biliyor. Klinik osteotomisi, McLaughlin ilk tanımı yaldan biri, cerrahi tanımlardan biri, onun uygulamış olduğu teknikleri kullanabiliyoruz. Yine burada kısaca %25 veya altında bir baş hasarı varsa konservatif takip edilen diğer görüşler de var. Onun yerine subskapımız kas tendon transferi planlanan hastalar da olabiliyor. Veya tüberkülinizle beraber kas transferi yapılabilecek hastalar da var. 155-50 arasında bu da planlanabiliyor. 150'den fazla ise de parsel protez ve total protez planlanabiliyor. Bu da kendimiz yapmış olan tüberkülinizle transfer yapılmış olan bir hastanın ameliyatı olarak görüntüler. Başka ne yapabilir açık ameliyat olarak? Kapsülografi yapılabilir, rotasyon osteotomileri yapılabilir. Kemik bloklarla beraber ters kemik saks rekonstrüksiyonu yapılabilir. Glenoidin anterasyon açısını azaltmak için kama kolu kayması sağlanabilir. Veya posteriora kemik blok olup çıkmayı engelleyecek açık tedavi uygulanabilir. Artroskopik olarak da kemik ve labral lezyonlara ters bankart, ters filsaks lezyonuna müdahale edilebilir. Yine yeterli küp pozisyonda genelde bu vakalar, yani burada Gazi Üniversitesi olarak yapılıyor, yapıyoruz da. Yani kendi gittiğim buradan çıkan arkadaşlar da genelde bu pozisyonu tercih ediyor. Yine kimin tanımlamış olduğu posterior bankart lezyonu 4 tip tanımlamış. İşte dejenerasyonlar 4 tamamen labral ayrıldığına kadar 4 sınıflama yapmış. Yine bizim Alpsa lezyonunda aynı şekilde POPSA, yani diğer lezyonun aile görüntüsü olarak düşündüğümüz zaman POPSA lezyonlarını görebiliyoruz. Aynı şekilde. Yine Huggle, posterior Huggle lezyonu, az önce bunlar bile bahsettiği Huggle lezyonu, aynı şekilde posterior Huggle lezyonu. Farklı Bennett lezyonu görebiliyor. Bu ülkeler görevinin bu ülkeler için posterior bandında klasifikasyon görülebiliyor. Daha çok Amerika'daki beyzbol oyuncularında görülen bir lezyonmuş. Ama bizim buranın çok görüldüğünü sanmıyorum. Kapsül tabii ki burada mikrotravmalara bağlı olan ciddi bir gelişme gözüküyor. Bu posterior kapsülde mutlaka volüm artarak zaman içerisinde omuz çıkan sebep olduğundan dolayı ameliyat sırasında beynin bir seviyede indikasyon gerekebiliyor.
bu antorlu, artroskopik bir antorsuz olarak da yapılabiliyor. Bu da yine bir Hobbs'a lezyonda. Tabi burada karnının yerini değiştiriyoruz. Yani normalde ilk görüşümüz posiyonda. Posiyonda bir lezyonu görüyoruz. Lezyonu gördükten sonra, muayenesini yaptıktan sonra posiyonda ilk girdiğimiz görüntüleme karnının yerini biz daha çok müdahale ettiğimiz portal kullanıp antrop portala geçiyoruz görüntüde. Aşağıdaki posiyondaki portalın 2 santim kadar aşağısında yine bir yardımcı portal açıyoruz. Aynı antrobü tahmin ettiğimiz gibi, antrobü uyguladığımız gibi bir raspayla beraber kenarını kaldırıp ankorlarımızı koyup labunla beraber eğer gerek varsa kapsülü de bir miktar klike edip tedaviyi sağlıyoruz. Burada da labral defekt aynı yine az önce bahsettiği gibi antrozda olduğu gibi labral defektini önce bir probla beraber muayene ediyoruz, kalkmış olduğunu görüyoruz, tespit ediyoruz, ayrılmış olduğunu teyidini yaptıktan sonra aynı şekilde yerimizi hazırlayıp antroz için gerekli yeri açıp hafifte kapsülden alaraktan, ilke ederekten stabilizasyonu sağlıyoruz. Sonuç olarak teşhis ve tedavisi zor. Çünkü gerçekten renk grafiler bu konuda bizi aldatabiliyor. Bu da ilk tedavi, fonksiyonel tedavi. Yani yeterlisinde cerrahi tedaviye geçiliyor. İşte son zamanlarda omuzdaki artroskopik uygulamasıyla beraber de bu konuda artroskopik tedaviler çok daha bir anda. Teşekkür ederiz. Sağ olun.